son raddeye kadar sınanan Nigar Hanım'ın ruhu şad, toprağı bol olsun. Feryat adlı bir şiiri var. Oradan bir dörtlük okuyayım. Feryadı feryadıma imdad edecek yok. Efsus ki gamdan beni azat edecek yok. Tesiri muhabbetle yıkılmış güzel ama virane dili bir daha abad edecek yok. Allah rahmet eylesin. Bari yattığı yerde huzur, rahat bulsun. İçim paramparça oldu. O şeyine de ben bir iki mısrağla cevap vereyim bari. Lütfen. Sanma zahit biz harabız. Zahiren viraneyiz. Her nazar görmez bizi. Bizler birer dürdaneyiz. Oo. Onun için yani çok... İnşallah duymuştur. İnşallah. İnşallah. Bakıyorum. Niye bu kadar ızdırap çekti? Yani o kocadan boşanıp o kadar güzel bir kadın ki belki başka birininle evleneydi keşke. Kendi kıymetini bilecek. Çünkü sade güzel değil. Belli ki çok yetenekli, çok değerli bir insan. Yazıyor, çiziyor, akıllı. Üç erkek çocukla zordur bir kere daha evlenmek bir başkasıyla. Bütün birikimine, donanımına rağmen dönemi de düşünecek olursak. Belki. Bugün yaşasaydı asla yalnız olmazdı ama o dönemde biraz zor demek. Evet, bugün artık aynı şartlarda değiliz ama ne kadar şanslıymışız biz Cumhuriyet dönemini yaratan. O adama ne kadar çok şey borçluymuşuz. Çünkü bize eziyet eden kocayı boşayabiliyoruz. Mahkemeye gidiyoruz, çocuklarımıza sahip çıkabiliyoruz, para bağlatabiliyoruz. Bütün bunlar imkanlarımız dahilinde ve iş bulup çalışabiliyoruz. Çalışma hayatına her aşamada katkı koyuyoruz. Ama bir cumhuriyeti koy bu tarafa, işte bir kadının çekebileceklerini burada görüyorsun. Evet. Bütün istikbali kocasının ve babasının dudaklarının arasında. Ve biz şimdi bunun kıymetini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Unutuyoruz ya da. Unuttuk. Peki, nur içinde yatsın hanımefendiye. Aynen. Şahin Nigar Hanım'a veda edelim. Evet. Ama iki çok değerli kadın yani. Çok iyi ki çağırdınız beni. Vallahi çok. Siz onları çağırdınız bence. Zenginleştim. Peki, Ayşe Kulin'e dönmek istiyorum biraz. Şiirlerin, şarkıların olduğu bir evde büyümüşsün. Evet, şanslıyım o bakıma. Şair Nigar gibi aslında. Biraz aileden bahsedelim mi? Yani anneannene çok düşkün olduğunu hemen anlıyorum. Çünkü çok çok sık anıyorsun ve çok güzellik oradan gelmiş. Anneannemin, benim ilginç olan doğduğum zaman anneannemin annesi ve babası hayattaydı. Vay 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 vay. Evet, vay. Ben anneannemin babası vefat ettiği zaman 4. sınıfa gidiyordum. O muazzam genetik mirası taşıyorsunuz ama çok güzel taşıyorsunuz siz de. Anneannem, nenem öldüğü zaman yani anneannemin annesi öldüğü zaman ortaokuldaydım. Dolayısıyla ben Osmanlı figürleriyle çok uzun yıllar yaşadım. Evet. Onun için benim bu kadar edebiyata, divan edebiyatına falan yatkınlığım. Çünkü onların kucağında büyüdüm. Hı hı.